Gençler, ben size sordum. Kimin İngilizcesine bakalım? Kimin İngilizce seviyesini değerlendireyim? Ve siz, yani birçoğunuz, Ferhat Yıldız diye bir adamdan bahsettiniz. Diye bir işte İngilizce öğretmeninden bahsettiniz. Tamam dedim. Bir gidip bakayım dedim. Onun ismini Google'a yazdım. Ve ne çıktı biliyor musunuz? Yani onun kanalının ismi nedir biliyor musunuz? Ferhat Yıldız, Master of Languages. Master of Languages. Master ne demek biliyor musunuz? Yani master ne anlamına geliyor biliyor musunuz? Yani siz şey diyeceksiniz, yani usta. Usta anlamına geliyor. Yani işini bilen bir kişi. Yani işini bilen bir kişi oluyor da, yani usta oluyor da, biraz daha böyle güçlü bir anlamı, daha çok anlamlı bir kelime. Yani usta kelimesinden. Yani şöyle anlatayım. Birçok usta toplanıp bir master'den öğrenir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ustaların ustası oluyor bu master. Öyleyse yani kendine master diyen bir öğretmenden bahsediyoruz. Tamam, bir tıkladım ismine, böyle şeyine, kanalına ve karşıma çıkan ilk şey neydi biliyor musunuz? Kendisine böyle dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni dediği bir başlık, dediği bir video karşıma çıktı. Gördüğüm ilk şey oydu. Yani kanalını ziyaret ettiğinizde göreceğiniz ilk şey o. Yani sabit duruyor onun işte sayfasında. O zaman biz şimdi kimden bahsediyoruz? Kimin hakkında konuşuyoruz? Biz şimdi kendine master diyen ve kendinin yani dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğunu söyleyen bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi adam biraz daha ne bileyim alçak gönüllü bir şekilde bu konuya yaklaşsaydı, biraz daha ne bileyim mütevazi bir şekilde kendini tanıtsaydı, o kadar lafım kalmazdı bu adama. Şey deseydi, yani evet ben Türk'üm, yani native speaker değilim, o yüzden benim dediğim bazı şeyler çok doğal olmuyor, yani benim bir aksanım var ama yine iyi bir öğretmen olduğumu düşünüyorum, o yüzden yani benim videolarımdan faydalanabileceğinizi düşünüyorum gibi bir şey deseydi, çok şey demezdim bu adama. Birçok yabancı bana geliyor ve Türkçe ile ilgili sorular soruyor bana. Ve ben diyorum ki evet, yani ben bunu cevaplayacağım da, yani ben Türk değilim, ben native speaker değilim, o yüzden yani benden öğrenmek istemiyorsun, benim bir aksanım var falan. Yani ben işte sorular, bana sorulan sorulara böyle cevaplıyorum. Ve adam böyle cevaplasa, böyle yaklaşsaydı işte konuya, o zaman çok fazla eleştiri yapmazdım. Ama dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğunu söyleyen, yani böyle master olduğunu iddia eden bir kişi için acıma yok. O yüzden kanalında o sabit duran video vardı ya, ona bir bakalım. Bir bakalım ne olur. Başında şey diyor, işte herkes yanlış öğretiyor. Bütün öğretmenler işte yanlış öğretiyor. Herkes yanlış yöntemlerle işte yaklaşıyor bu konuya. Ondan sonra bir sürü kelime öğretiyor İngilizce. Yani 30 tane miydi? 30 tane kelime öğretiyor. İlk önce telaffuzuna bir bakalım. Olur mu? İlk önce yani klasik, yani Türkçe'de olmayan sesler var ya, işte TH gibi, böyle E gibi. İşte o sesleri yapamıyor. Mesela thirsty demeye çalışıyor da. Thirsty. Hayır. Thirsty. 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 Hem de bunu bir kez söylemiyor. Aslında birkaç kez söylüyor. Are you thirsty? Thirsty. Ondan sonra hungry. Hungry yerine hungry falan çıkıyor. Hungry. Need yerine neat falan çıkıyor. Neat. With yerine with falan çıkıyor. With. İşte dediğim gibi klasik işte am yerine am diyor. Love yerine love diyor. I am. I love you. Bunlar biraz ince farklar. O yüzden belki işte şey sıkıntıyı anlamazsınız ama ben duyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, adamın dili dönmüyor. Yani dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğu halde yine adamın dili dönmüyor. Tamam, aksanı kötü. Tamam ama kurduğu cümleler iyi değil mi? Sağlam değil mi? Yani iyi öğretiyor değil mi? Değil mi? Bir bakalım. Üç kere arka arkaya aynı hatayı yapar. Ne diyor? I am student. I am not student. Are you student? I am student değil. I am a student. I am not student değil. I am not a student. Yani student'dan önce bir a kelimesi gerekiyor. Bunu bilmesi gerekiyor. Videonun başka bir yerinde diyor ki I love to read book. I love to read book derken, yani I love to read books mı diyecektin? Galiba onu demek istedin kanka. I want to write. Ben yazmak istiyorum. Kime? To you. Sana. I want to write to you derken, yani I want to write you mı demek istedin? Yani orada bir to gerekli değil. Yani normalde buna laf sokmazdım. Normalde bunu fark etmezdim bir de. Yani bir Türk İngilizce konuşurken. Ama bu dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni. Ondan sonra şunu diyor. Hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi are you cola, are you fanta? Onu demenize gerek yok. Ya Ferhat abi, bari bunu doğru yap. Tamam mı? İşte are you fanta değil. Are you disco, are you cola? Şakası bu. Are you disco, are you cola? Fantası yok. Şimdi diyeceksiniz ki, aa bu çok eski bir video. Yani artık yani adam kendini geliştirmiş olamaz mı? Belki işte dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni kendini geliştirmiştir. Belki artık bütün evrenin
en iyi İngilizce öğretmeni olacak. O yüzden ben ne yaptım? Ben işte bu video için hazırlık yaparken en yeni videosuna tıkladım. Tekrarlıyorum. Girip yani en çok hata yaptığı videoyu bulmaya çalışmadım. Girip en yeni videosuna tıkladım. Ve ne gördüm? Yine telaffuz sıkıntıları var. Yine TH sesi yok. Yani Thursday yerine Thursday, the yerine in the afternoon, at yerine at noon. Ama bunlar klasik şeyler. Bunları gördük zaten. Tamam, devam edelim. Ondan sonra diyor ki weekend, hafta sonu, at weekend, hafta sonunda. Hayır. Öyle değil. Hiç. Sıfır. At weekend denmez. Şimdi benzer bir şey demek istersek ne diyeceğiz? Yani on the weekend gibi bir şey diyebiliriz. Yani hem bir the olacak weekend'in önünde, hem de at yerine on olacak. Yani on the weekend ya da on weekends olabiliyor. Ama at weekend diye bir şey yok. Başka bir yerde diyor ki who writes a mail? Kim bir mail yazar? I write a mail. Ben bir mektup yazarım. Who writes a mail? Gayet güzel bir cümle. Şimdi gençler, bir kere zaten işte geniş liman kullanıyoruz. O yüzden geniş liman kullanırken tek bir şeyden bahsetmek biraz garip oluyor. Yani genel olarak kim bir mektup yazar gibi, yani o biraz garip değil mi? Neyse. Ona bakmayalım şimdilik. Mail, işte bu countable ve uncountable olayı var ya, işte mail countable olmuyor. Yani a mail demeyeceğiz. Yani mail diyeceğiz. İşte I have a mail falan demeyeceğiz. I have mail diyeceğiz. Yani bunun önüne bir a koyulamaz. Mesela I got a mail demezsiniz. I got mail. I have many mails to read falan demezsin. I have mail to read. Yani bu sayılmaz. İşte sayılamayan bir şey. Bundan hemen sonra diyor ki I write mails on Wednesdays. İşte burada mails diyor. Yani çoğulmuş gibi yapıyor. Ama yani dediğim gibi bu sayılan işte countable bir şey değil. İşte bu işte uncountable bir şey. Yani mails diye bir şey yok. Ama gençler, dahası var. Devamı var. Şimdi bu countable, uncountable olayını böyle halletse bile şöyle bir şey var. Gençler, biz mail yazmıyoruz. Yani bir mektup, yani bir a letter, I write a letter, bir mektup yazarım falan, onu diyebiliriz. İşte bir e-posta falan, I write an email diyebiliriz. Ama yani I write a mail diye bir şey yok. Bir kişi şey diyemez, I am writing you mail. Yok. I am writing you a letter, I am sending you a letter. Mail, yani write kelimesini işte onun için kullanmıyoruz. Yani o çok olmadı yani. Hem de fark ettiyseniz hep mail kelimesini mektup diye çeviriyor. İlginç. Yani mektup anlamına gelmiyor ya. Ondan sonra birkaç cümle kuruyor. İşte gramer açısından doğru oluyorlar ama yani çok mantıklı olmuyor. Yani çok anlamlı olmuyorlar mesela. Who reads a book? Who reads a book? Yani who reads books mı demek istiyoruz? Yani who reads mı demek istiyoruz? Yani herhalde onun gibi bir şey demek istiyoruz. Yani who reads a book çok anlamlı değil. Ama ben objektifim. Sadece kötülemek istemiyorum. Bunun devamını getirirken kendini düzeltiyor ve doğrusunu söylüyor. Do you learn German? Sen Almanca öğrenir misin? Ondan sonra yine yani do you learn German derken yani are you learning German biraz daha anlamlı olmaz mıydı? İşte yine bunun devamını getirirken doğrusunu söylüyor. Ama yani ilk başta çok anlamsız kalıyor. Ondan sonra who buys a computer? Who buys a computer diyor. Who buys a computer? Yani who buys computers? Who yani o anlamlı olurdu ama yani who buys a computer cümlesini ne zaman kullanacağız? Yani bu nerede mantıklı oluyor? Ben hatalar göstermeye devam edebilirim ama benim izleyicilerim bundan sıkılmıştır. Şöyle bir olay var. Adam şey diyor. Yani dil öğrenmek kolaydır. Yani insanlar sizi kandırıyor. İşte dil öğrenmek zor diye. İşte aslında bunu bir günde, yani iki günde, böyle bir haftada, bir ayda falan hep değişiyor. İşte çok kısa bir sürede dil öğrenebilirsiniz. O ilk videonun başında şöyle bir şey diyor. Her zaman söylüyorum. Ben bir hafta içerisinde Hollandaca konuşmaya başladım. Ondan sonra iki ayda dil öğrenilir mi sorusunu soruyor ve tabii ki cevabı evet oluyor. Bir videoda 48 saatte dil öğrenmekten bahsediyor. İşte konuşmaya başlamaktan bahseder. Yani 2 ay olsun, 2 gün olsun adam diyor ki çok kısa bir süreç içerisinde siz konuşmaya başlayabilirsiniz diyor millete. Ama kendisi yıllardır dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğunu söylüyor ve yine millete at weekend demeye öğretiyor. Bu konuda diyebileceğim birçok şey var ama bence bu yeter. Ondan sonra o ilk videonun sonunda şey diyor. Bu kadar sözcükle yurt dışına gidip istediğinizi yapabilirsiniz. Bu kadar sözcükle yurt dışına girip istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Lütfen. Lütfen. Allah aşkına lütfen. Sadece bu 30 kelimeyi bilerek lütfen yurt dışına girip orada yaşamaya çalışın. Lütfen. Lütfen. Orada girip şey demeye çalışın. Yani benim ikamet iznimi çıkartmak için gerekli olan belgeler neler falan demeye çalışın. Lütfen. Lütfen. Sonuç olarak diyor ki sizi kandırıyorlar. Size hep şunu öğrettiler.
İngilizce konuşmak çok zordur. Sizi kandırıyorlar. Dil öğrenmek zor diyorlar. İşte konuşmak zor diyorlar. Sizi kandırıyorlar. Ya gençler, size bir soru. Yani kim kimi kandırıyor acaba? Yani sizin çok kolay bir şekilde, çok böyle kısa süreçte İngilizce çözebileceğinizi söyleyen ama yani aynı zamanda yıllardır İngilizce öğretmenliği yaptığı halde ve dünyanın en iyi İngilizce öğretmeni olduğunu iddia ettiği halde yine çok basit gramer hataları yapan kişi mi? Yoksa benim gibi yurt dışında yaşayan, yani bana göre yurt dışında yaşayan, dil öğrenmenin ne kadar zor olduğu ve ne kadar zaman istediği konusunda dürüst konuşan ve açıkçası size bir şey satmaya çalışmayan insanlar mı? Bu karar size aittir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın, paylaşın, abone olun ve bir sonraki videoda görüşürüz.